Kıraç benim konuştuğum var mı bir haber? Yok. Kim bilir kimlerin elinde zavallı pipicik. Benim kuzen polis, ben de onunla konuştum ama bir haber çıkmadı gülüm. Ben de oyunculara posta attırıyorum. Kayıp köpek ilanı. Hadi inşallah bulunur ya. İnşallah. Ama o bizi kaç desibele kadar duyuyordur. Şu an duymuyor bence. Böyle mal mal baktığına göre evet duymuyor. Ne kadar leş bir insan olduğunu biliyor mu acaba? Aa, leş mi dedin sen bana? Duydu. Bu desibele göre duymuyor o zaman. Evet. Utanmıyorsun be Gül'in. Güzelim hayvanları bana hakaret edeceğim diye alet etmeye utanmıyorsun. Ya bir hayvan nidası, ya bir hayvan ismi. Şimdi de garibim ölmüş hayvanlar için kullanılan leş kelimesi. Ha sorsalar, hayvan severin önde gideniyim. Bayrak taşıyanıyım dersin ha. Hadi bakalım hadi. Çeneler çalışmasın. Kafalar çalışsın biraz. Temmuz ayı geldi. Ondan sonra ağlarsınız vallahi ha, zam diye. Süper okulun bir motivasyon da bunu bir yasadan silmek olsun. Olsun. Haşerat. Yeni bir hayvan türü mü geldi oradan? Çınar Bey, Karaboncu Kıraathanesi'nin adresini buldum. Buldun mu? Ha, aferin Emrah. Bak birazcık fırça yedin, nasıl toparladın Emrah? Aferin. Bana boş yapıyor dediniz ama. Emrah, insan sevdiğine kızar. Onu ne kadar çok sevdiğini, önemsediğini anlasın diye kızar. Tamam mı Emrah'cığım? Aferin Emrah. Bekir, günaydın. Hoş geldiniz Kıraç Bey. Hoş geldiniz Kıraç Bey. Oo, Gül'in bu ne şıklık. Çok yakışmış elbise. Teşekkür ederim Kıraç Bey. Ha, Kıraç, hiç girme. Emrah adresi buldu. Hemen gidelim hadi. İyi hadi. Açım da be. İyi, yoldayasın. Nereye gidiyor bu adamla? Seni hiç ilgilendirmeyecek bir yere. Hiç uğraşmaya değmez. Buyurun. Gelirken Gürgen'i aradım, sesi çok kötü geliyor. Ha. Var mı bir gelişme? Yok, hiçbir bilgi yokmuş. İşte millet sosyal medyadan Pepe'nin fotoğrafını paylaşıyor, bir o. Ne yarar ki? Kim bilir o aşağılık herifler nereye sakladılar köpekleri? Belli ki bir yerlere sakladılar yani. Bak, Gürgen bizimle çalışsın ya da çalışmasın, biz bulalım bunu, tamam mı? Yani hem Pepe'yi bulalım hem şu adamı bulalım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz Pepe'yi bulalım da Gürgen boş kağıda bile imza atar. Ya Barış, inanamıyorum sana, inanamıyorum. Sen ne yaptın? Beni affeder misin? Özür dilerim. Çok güzel. Hı. Çok güzelsin. Hadi yayılalım o zaman. Yayılalım. Evet. Ya sen bu kadar şeyi ne ara hazırladın? Beni o kadar sokak sokak kucağında getirdin. Ne ara hazırladın bunları? Manzarayı beğendin mi? Çok. Çok güzel. Acaba sen bana hep böyle yalan söylemeye devam etsin? Aa, hayır, sakın. Şaka yapıyorum. Barış, bak. Bana bundan sonra yalan söylemek yok. Anlaştık. Söz mü? Söz. İyi. Barış Havas dostu? Barış Havas dostu mu? Onu ne ara yaptın? Hmm, bakalım beğenecek misin? Çok güzel. Salçalı. Evet. Vallahi gözüme hiç uyku girmedi biliyor musun?
Sağımdan soluma döne döne yorgun düştüm. Ya ben bu yaştan sonra nasıl yapacağım bu oyunculuğu? Feride Hanımcığım hiç stres yapmayın. Başaracaksınız. Tamam da bir tanem, başarabilmek için insanın çalışması lazım. E ben bu kadın kimdir, neyin nesidir hiç bilmiyorum. Çünkü çocuklar bana göndermediler senaryoyu. Ben karakteri okumadım ki. Dicle unutmuştur. Öyle. Dün Barış Ceyda meselesini söyledi. Oo. Kavga ettiler. Çok fena, morali çok bozuk. Aman. Tabii ben hiç bir tek kendimi düşünüyorum. Hay Allah. E ben arayayım, hem hatrını sorayım, hem de şu senaryoyu sorarım. Tamam mı? Ha? Evet, aç bakalım ağzını. Tamam, ama ben aç, çok doydum. Aç, aç, aç. Dur. Bal kaymak. Dur, oğlum dediğimi bitireyim. Şunun bir tadına bakman lazım. Dur, dur. Feride Hanım arıyor, bir saniye. Günaydın Feride Hanım. Ay günaydın benim bir tanem, günaydın çocuğum. Aa ne kadar neşeli, enerjik bir ses bu böyle sabah sabah. İçim ışıldadı vallahi. Ay ne yapıyorsun bir tanem? Teşekkür ederim. Canımın içi. Bana senaryo gönderecektin. Göndereyim Feride Hanım ama Sinan şu an bir versiyon daha yazıyor. Hani bugün bizim okuma provamız var ya, orada hep birlikte okusak mesela. Öyle mi diyorsun? Hay Allah. Evet. Ay sen gülüyorsun. Sen niye gülüyorsun bakayım? Ya bir şey var. Bak bir şey var. Söylemiyorsunuz bana. Hayır yok. Yok. İçiniz rahat etsin Feride Hanım. Sahnelerde bir şey yok. Öyle diyorsun ama çocuğum ben yani bağımsız sinema deyince her şeyden kuşkulanır oluyorum. Bana bak. Uçuk kaçık bir şey yok değil mi? Feride Hanım, içiniz gerçekten rahat olsun. Merak etmeyin, ben senaryoyu okudum. Öyle sahneler yok. Ha. İyi o zaman. Görüşürüz. Okuma provasında. Görüşürüz. Feride Hanım var ya beni öldürecek. Ne oldu? Sinan'ın filminde oynayacak Feride Hanım. Aa. Hmm. Ben senaryo okudum dün gece, biliyor musun? Aa. Evet, çok beğendim. Sinan'ın eline sağlık. He. Bu Ömer'i kim oynayacak? Ha Ömer için. Ömer için ben Nejat'ı düşündüm ama işte Ceyda Hanım. Hmm. Evet. Nejat olmaz bence. Nejat değil o. Beni düşünmez misiniz Sayın Kast Direktörüm? Ha o kadar beğendin. Evet. Çok yükseldim. Ha. Yani işte sadece popüler işlerin, filmlerin jöne olmak istemiyorum. Hı hı. Bu gerçekten film gibi bir film. Ve Ömer'i oynarken gerçekten çok keyif alacağım ben. İnanıyorum buna, eminim. Allah Allah. Tamam ama yani Ömer biraz içine kapanık bir karakter. Hı hı. Nasıl diyeyim? Biraz iddiasız. E tamam. Ben de öyleydim. Hem onun o baba travmaları da çok yakın geliyor bana. Hı. Gerçekten hissedebiliyorum onu. Zamanım da müsait. Şimdi mesela Zor Yılları çekeceğim bugün. Bundan sonra 5 gün daha var. Ondan sonra boşum. Bence sen bunu bir Sinan'la konuş. Olur. Bugün zaten birlikte çalışacağız. Konuşurum. Süper. Süper. Okey. Aslan kardeşim sen o dönecek düştüğü kazandan. Vakti harcarız bizi gören gerçek yer aslar. Kestirken kafa elimde var aslan. Üfleyecek yok pastam kasten çok yedik beyin gelsin bu köşeye Mars'tan. Doktorum hastam, dostlara WhatsApp, eşdeğer nasan. Bir uğrasa destan yazsam veteran. Mars bu rolü var, ceket bir an. Rock'n'roll hayat, bebek bizde an. Ben buradayım, ben sağladım. Ne? Servis panca ya, komi var son inan. Serenat yapar, şık olsun kombina. Deneme bir iki keteni giy. Yolundan dönene gele bebeği. Olurla kavgam geleneğim. Korunma vurula gelekleri. Gene de bilirim meletleri. Kafada kırılan baretleri. Kesesi sireni misal melemeyi. Fethedip kapatın cihazeri. Kapa köpekleri biziz Biggie Boss. Bu seni istila senesi. Görelim bir burada kim düşman kim dost. Neresi abi burası? Ne bileyim valla arkadaş, ben de ilk defa geliyorum. Valla buracım çok sakat tipler var ha. Çok sana bakıyorlar. Aman 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 aman.
Dur şu gençlere sor. Gençler merhaba. Merhaba. Karaboncu Kıraathanesi nerede biliyor musun? Reisim buradan sağa yapıyorsun, ileride solda görürsün. Yalnız araba oraya girmiyor da. Arabayı buraya alalım, burada hiçbir şey olmaz. Anladım. Tamam. Gel abi, ben sana yardımcı olayım. Gel. Gel. Gel serbest. Topla. Gel. Al abi. Al. Hop. Tamam, kal böyle. Abi, kaç dakika kalacaksınız? Niye sordun? Araba güzelmiş de çalacağız. Yok, biz bir arkadaşa bakıp çıkacağız ama. Abi siz polis misiniz? Tümer Metin Paşa'lı polis mi olur oğlum ya? Oğlum ne gülüyorsunuz? Bir insan ne çıkacak belli olmuyor. Evet. Heh, şurada. Arabayı yeni aldıydın değil mi sen? Hı. Çok güzel. Çıktı değil mi bu ya? Tartım. Ama koy anahtarı da cebine. Cebinde dursun bence de. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Çok şükür. Yok işte. Yok. Yok yani işte bir çakmaktan zaten en fazla bu kadar ipucu oluyor. Ne yapalım? Yani takıldığı kafeyse gelir belki. Ne yapalım bari? Çay içelim gelmişken. Hı. Çay içelim doğru. Çay içelim. Hah. Pardon. Biz bir iki çay alabilir miyiz? Geliyorum. Sağ olun. Ne zamandır gelmiyordum ha kahvede. Eskiden çok gelirdik böyle üniversite zamanında. Batak oynardık, okey oynardık. Bir şeyler yapardık yani. Güzel olurdu. Sağ olun. Ben öğrenciyken de sevmezdim. Kahvede kadın yok abi. Hayırlı işler, bol güleşler. Kaç. Ne bileyim şimdi. Arkadaşlarının yanında konuşmuyorum. Bir tek kalsın öyle konuşuruz. Sakat herifler diyorsun. Şu uzun saçlı. Arka köşedeki çok tehlikeli görünüyor. Hepsi çok tehlikeli. Ne yapıyoruz abi biz ya? Onurcuğum çok geçmiş olsun. Çok üzüldük Pepe için. Umarım bulunur. Yok. Yok Ceyda'cığım yok. Bulunsaydı şimdiye kadar bulunurdu zaten. Hay Allah be. Biliyorum şu an iş konuşacak zaman değil ama... sen acaba avukatınla paylaşabildin mi sözleşmeyi? Kararın nedir? Ya Ceyda'cığım Allah aşkına gözünü seveyim. Yani gerçekten hiç zaman değil. Gerçekten. Bir dakika. Ha Ceyda eşim arıyor diğer hatta. Ben seni sonra arayayım tamam? Tamam. Bu köpek işine bir çözüm bulmamız lazım. Kaybolduysa belki bulunur ama çalındıysa namümkün. Onur çok duygusal. Toparlayamaz. Köpeğini kaybederse toparlayamaz. Maazallah. İnzivaya falan girerse biz ne yaparız Ceyda Hanım? İmzaları hemen atmamız lazım. O zaman biz de elimizi vicdanımıza koymayacağız. Ve yeni bir Pepe bulacağız. Evet. Aynı yaşta, aynı cins, aynı renkte bir Pepe. Tanımaz mı kaç yıllık köpüşünü? Kokusundan anlamaz mı yavruşunun? Tanısın. Ne olur, tanısa ne olur? Tanısın, biz onun iyiliği için uğraşıyoruz burada. Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Onun mutlu olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tuğrul köpek al. Koş Tuğrul, koş. Derhal Ceyda Hanım. Tamam, o zaman sizi bugün okuma provasına bekliyoruz. Tamamdır, görüşmek üzere.
Şimdi yan karakterlerin hepsi tamam. Peride Hanım'ın dışındakilerin hepsini okeyledim. Prodüksiyon da bugün resmi olarak başladı. Mekan baktık. Hı-hı. Yani bu hızla gidersek eğer kısa zamanda motor deriz. Yalnız Sinan, şimdi bizim okuma provamız var ama hala başrolümüz belli değil. Necat dışında kimseyi düşünmedik tabii. Barış senaryoyu okumuş. Ömer'e bayılmış. Barış mı? Evet. Havas. Sevgilim olan. Yok, onu anladım da. Gerçekten Ömer karakteri için mi düşündün? Tamam, ben bunu bir düşüneyim ya. Tamam. Şimdi. Herkese bunu bir tane koyalım. Şunları verelim biz. Sağ olun. Kalkmıyor abi bu herif masadan. Yeşil 8'i bekliyor. Yeşil 8 okey atacak, onu bekliyor. Okey atarsa oyun bitiyor. Ben anladım. Çınar polisi mi arasın? Adam önümüzde. Karacığım, gel gidelim. Gel gidelim. Gel, gel. Yalnız kalın, gel. Kolay gelsin. Siz de bir şey konuşun. Vakti harcarız, bizi gören gerçek yer aslar. Kestirken kafa elimde var rastam. Üfleyecek çok dostum, katten çok yedik. Bak, o zaman eğer itiraf edersen cezanı hafifletirim. Söyle, nerede? Kime götürüyorsunuz çaldığınız köpekleri? Demircan abi. Demircan kim? Nerede? Kim? Amirim, sakin olun ya. Sakin olun. Kim Demircan? Ben şu Demircan'ın numarasını bana verin. Alo. Bu ne rezalet Kıraç Bey? Şampuan reklamına takma saçla gelmek ne demek? Sineması bitmiş de benim için. Beyefendi, orada bir tarihsizlik oldu. Tamam. Bu mu? Tamam. Heh, iyi, tamam. Amirim, Çınar amirim, acil bir durum var. Bizim gitmemiz lazım. Ha, öyle mi diyorsun? Gidelim mi? Ha, evet. İyi, tamam. Tamam, tamam. O zaman biz gidiyoruz. Amirim, beni emniyete götürmüyor musunuz? Yok, götürmüyoruz. Suçunu itiraf ettiğin için cezanı hafiflettim. Seni emniyete götürmüyoruz ama bak, eğer bu verdiğin adres, bu isimler doğru çıkmazsa, eğer onlarla bir daha bir bağlantı halinde olduğunu duyarsam senin, işte o zaman çok kötü olur. Allah razı olsun komiserim, işim olmaz. Tamam, gidebilirsin. Git, git ama koşma. Artık yürü, yavaş yavaş yürü. Ne oldu Kıraç? Bu sefer köpek balıkları yemedi. Reklam patladı, şampuan reklamı. Çok fena oldu ya. Süperego'nun likidi olacaktı o reklam. Kıraç, biz nelerle uğraşıyoruz Kıraç? Aman.
Konuşsana lan. Kız nerede? Tam burada bak, şurada bak, şurada. Kalbimin üstünde çakal istersen. Joker misin lan sen? Psikopat mısın oğlum? Psikopatlıkla alakası yok. Dalımı kıranın. Ben ağacın kökünden sökerim. Kestik. Barış çok iyiydi. Muhteşemdi. Setteyim, sonra ara. Beğendiniz mi? Onur'un köpeğinin benzeri yok Ceyda Hanım. Nasıl yok? Bakmadığım pek çok kalmadı. Ya yaş tutmuyor ya renk. Bana bahanelerle gelme Söğüt. Bahane bulma. Bulacaksın. Çok güzel sahneydi. Teşekkür ederim. Benim telefonlarım neden açılmıyor acaba? Çalışıyorum. Evet. Barış'cığım 5 gün sonra bu film bitiyor biliyorsun. O yüzden senin gelecek planlamanı yapmamız lazım. Çok iyi işler var elimde. 3 tane televizyon işi var. Televizyon bekleyebilir. Ben ne yapmak istediğimi biliyorum Ceyda. Bundan sonraki hedefim bağımsız filmle oynamak. Alper sen şunu alır mısın? Bu sefer duvara tosladık günü. Galiba baştan kötü plan. Ya ne yapabiliriz canım? Sinem Hanım o halde görünce... Büyük tazminatı var Gülen'in. Büyük tazminatı var, bir de Ceyda'ya değil bize günün sonunda. Acaba reklamı kısa saçlı revize ettirmeye mi çalışsın? Valla bu yaşa geldim, kısa saçlı birinin oynadığı şampuan reklamı görmedim gün. Ben de gülüm. Hay sineme sponsor bulduğum güne. Bu saçları maşa bu hale getirdi değil mi Kıraç Bey? Dünyanın en dandik maşası. Hem de en çok satan. Peki biz bu maşanın en iyi markasına gitsek? Desek ki bu kadının saçları en çok satanlardan şu maşayla şu hale geldi desek. Sinem Hanım da bize destek verse sosyal medyadan. Desek ki arkadaşlar bu maşayı kullanmıyoruz. Saçları bu hale geldi. Şu markayı kullanıyoruz. Şu maşayı kullanıyoruz artık dese. Aferin sana Gülin. Aferin sana. Tam benim tarzım bir plan bu. Ara markayı gelsin. Süpersin, süper. Süper. Oh be. Buldum. Bu çaldıkları köpekleri nereye getirdiklerini bilsen acayip şaşıracaksın. Nereye? Bu Demircan abi denen adamın düğün salonuna. Ne diyorsun ya? Evet. Evet kendi gözlerimle gördüm. Şimdi adamın 1-2 tane daha köpek getirdi. Kocaman kafeslerde üstünü de kapatmış. Havluyor hayvanlar. Polisi arayalım mı? Yok yok. Polisi aramayalım. Şimdi polis devreye girene kadar biz Gürgen'i elimizden kaçırırız. Polisi aramayalım. Zaten sözleşme için Ceyda aramış, sıkıştırmaya başlamış. Daha demin konuştum ben. Yine ne yapacağız o zaman? Benim aklımda bir plan var. Şöyle yapalım. Siz buraya gelin. Emrah'la Gülün'den buraya gel, konuşacağız. Tamam, hadi bay bay. Herkesi sen arıyorsun var. Tamam, ben bir de masaya bakayım. 1, 2, 3. Tamam. Sen bana hala kızgın mısın? Geçti. Herkes benden aynı anda saklamış. Barış'la da barışılmış. Kucaklar falan. Feride Hanım arıyor, dur. Feride Hanım arıyor. Feride Hanım? Sevim kendinde değildir. Çırılçıplak soyunur. Sokağa çıkar. Yürürken arkasından insanlar şaşkınlıkla bakarlar. Aynen böyle yazıyor.
Allah bana bir şeyler oluyor. Çocuklar bana bir şeyler oluyor. Feride Hanım. Ben kaç defa sordum sana Dicle? Kaç defa sordum uçuk kaçık sahneler var mı diye? Yok dedin. Yok dedin. Yalan söyledin sen bana. Sen bana menajer kızığı mı attın? Yok yani uçuk kaçık sahneler yok derken ben öpüşmeye sevişme sahnelerinden bahsediyorsunuz zannettim. O yüzden öyle söyledim. Ay deli olacağım. Çırılçıplak görüyor diyor Dicle. Çırılçıplak. Arkasından insanlar bakıyor diyor. Sana da bravo. Sana da bravo Sinan. Sana da bravo diyorum. Hem arkamdan iş çevireceksin hem arkamdan beni çıplak çekeceksin. Öyle mi? İkinize de bravo. Feride Hanım. Feride Hanım ben sanat için soyunulur diye düşündüm ama. Bu yaştan sonra hiçbir şey için soyunulmam. Hiçbir şey için. Konuşacağız bunu seninle Dicle. Tamam. Tamam. Tamam Feride Hanım'ı halledeceğiz. Önce burada bir okuma provasını başlatayım tamam. Tamam. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu benim ilk filmim, ilk provam. Hepinize zor şartlarda destek olduğunuz için teşekkürler. Özellikle Dicle. Hı. Dicle'ye çok teşekkür ederim. Bizi buluşturdu, filmin önünü açtı. Çok teşekkürler. Ne demek ben teşekkür ederim. Buyurun geçelim isterseniz başlayalım. Şimdilik Ömer karakterini ben okuyacağım. Selamlar, kolay gelsin. Aa, belki de Barış okur. Ömer karakterini okumak ister misin? Tabii, olur, okurum. Çok güzel. O zaman bunu sana bırakıyorum. Tamam. Evet, sahne 58'den başlayabiliriz. Hoş geldiniz şeyim. Oha! Ne yaptın köpek işini? Maalesef halledemedim. Aferin Tuğrul, aferin sana. Tebrik ediyorum. Şimdi hem Gürgen'i kaybedeceğiz, hem Barış bağımsız film diyor. Gidip Dicle'nin filminde oynayacak diye korkuyorum. Keşke Dicle'nin ilk başrol teklifini kabul etseydiniz Ceyda Hanım. Necdet'i diyorsun. Evet, başka? Neler dönüyor? Çınar'la Kıraç'ta bir haller var. Bir haller görmeyin. Çiftler çiftler çıktılar, teker teker geldiler. Biri gidiyor, biri geliyor. Hangisi burada şimdi? Kıraç Bey. Şampuan reklamı patlamış, kampanya iptal. Haberim var. Büyük para kaybetti. Dicle'nin filminin okuma provalara başlamış. Bize ne Dicle'nin filminin okuma provalarından Tuğrul? Ben senden, ajanstan haber istiyorum. Eskilerde hani haberlere ajans dermiş ya Ceyda Hanım. Ne ilgisi var şimdi bunun Dicle'nin filmiyle? Dicle'nin filminde Peride oynuyor. Ne? Abi Peride'den oyuncu olur mu Allah aşkına? Mankenden oyuncu olur mu sorusuna cevabım kadar net bir cevabım var. Olmaz. Nasıl olmuş bu iş peki? Yönetmen Peride'yi görmüş, beğenmiş. Peride de tamam demiş. Bak sen. Çalı kuşu Peride. Git. Git köpeği bul. Elini çabuk tut Tuğrul. Emredersiniz Ceyda Hanım. Pis gülüyor bir de. Kıraç yaptın. Kıraç. Bitirdin beni. Rezil oldum senin yüzünden. Adamlar bana söylemediğini bırakmadı ve sen burada yoksun. Yazıklar olsun sana. Sinemciğim aşkım, stüdyoya geldim çıktı dediler. Deli gibi aradım, açmadın. Konuşma benimle. Önce maşayla saçımı bitirdin, sonra çıt çıtla kariyerimi. Yazıklar olsun sana, nefret ediyorum senden. Sinem bir dinle, bir dinle hayatım. Yeni bir reklam bağladım sana. Yalan söyleme bana. Saç maşası reklamı. Hem o dandiklere laf çakacaksın, hem de neredeyse şampuan reklamı kadar kaşığı alacaksın. Ya. Ya. Bak, bu sefer de bir terslik olursa seni tüm Türkiye'ye rezil ederim, haberin olsun. Ama bir sefer olur. Gülün arar seni, hafta bitmeden de imzalarız. Hadi güzelim, sen doğru kuaför işin. Hadi tatlım. Helal olsun sana Gülün. Kıraç Bey. Hem sinemi kurtardık, hem de tazminatı çıkarttık. Krizleri fırsata çevirmeyi sizden öğrendim Kıraç Bey. Ah, verin sana güzelim benim. Oh, oh, oh. Canım, canım, oh, oh.
Bak güzelliğe bak. Maşallah. Oh be, oh. Alo. Alo Ömer. Ya sana bir konu hakkında danışacaktım. Dünden beri arıyorum, ulaşamadım da. Sen iyi misin? İyiyim Cengiz, teşekkür ederim. Biraz Aysun'la sıkıntı yaşadık. Anlatırım daha sonra. Sen bana ne anlatacaktın? Ya anlatamam mutlaka. Hatta akşam yemeğe çıkalım, ne dersin? Anlatacaklarımı orada da anlatırım. Olur, öyle yapalım. Tamam, görüşürüz o zaman. Herkes anladı değil mi planı? Güzel güzel. Hah, iyi. Tamam, sorusu olan var mı? Yok. Çınar Bey yalnız ben biraz heyecanlıyım. Tamam Gülüncüm, sakin ol. Sakin ol. Emrah sen de sakin ol. Tamam Çınar Bey, kurtaracağız bebeği, hiç merak etme. Aynen tamam. O zaman başlıyoruz. Çekler mi Çınar Bey? Gülünde var. Yakıştılar da. Yakıştılar. Hı. Böyle tatlı oldular. Olayım size. Merhaba. Merhaba. Randevunuz var mıydı? Yok. Ne zamana düşünüyorsunuz? Neyi? Çocuğu. Düğün tarihini söylüyor Kıraç Bey. Kıraç. Benim evlenmek istemiyor musun? Evleneceğimizi mi unuttun? Olur mu öyle şey? Gülüneyim aşkım. İsterseniz bir salonu gezin. Buyurun. Şimdi bizimkisi bir aşk evliliği. Neydi isim? Demircan. Demircan'cığım. Mantığımız da var. Bahçedeki hem yeşil kapının arkası. Aşık bir çiftiz. Hem mantık hem aşk bir arada bir evlilik. Maşallah maşallah. Hiç endişe etmeyin. Size çok güzel bir düğün yapacağız. Evet. O zaman pasta bu mu? Evet o. Ay çok güzel. Kaç katlı bu? 7. 8 isterim. Sen ne istiyorsan aşkım. Bu çiçekleri mi kullanıyorsunuz? Evet bu çiçekleri kullanıyoruz. Her zaman standartlar bu. Begonvil olsun. Ortak sevdiğimiz çiçeğin adı Begonvil. Hop hop. Buraya personel dışında girmek yasak. Ben nikah şekerleri için gelmiştim ama. Hangi düğünün bunlar? Akşamki düğünü. Kardeşim burada bir sürü düğün var. Çiftin adı ne? Çınar'la Arzu ya da Arzu'yla Çınar, yani fark eder mi? Tamam kardeşim. Bırak şuraya. Gidebilirsin. TikTok'ta bir pastadan böyle bir dansöz çıkan video vardı. Hatırlıyor musunuz onu? Burası aynı oraya benziyor. Burası o nikah salonu mu? Yok kardeş. Bizde öyle şeyler olmaz. Yani dansöz var da pastadan çıkmıyor. Kesin asıl olan, ben eminim. Size de şimdi göstereceğim hatta. Bir saniye hemen videoyu açayım ben size. Yakalandım. Bekletiyorum, kusura bakmayın. Açacağım şimdi. Heh. Bakın. Kesin onun nikah salonu burası. Bakın siz de inanacaksınız bana.
ilk dans şarkımız İrem Derici'den Kalbimin Tek Sahibi olacak. Hı, tamam. Bizim şarkımız. Var var, bizde var. Evet, o olsun. Nasıl yapalım? Şuradan giriş yaparız Şuradan giriş yapalım. Hı? Buradan. Ama orası ormanlık bir alan. Ya kardeşim, düğün videosu dedin, Kenyalı tabuçuları seyrettiriyorsun. Hadi. Pardon. Hadi kardeşim, hadi. Zeymen, çok kısa soruyorum zaten. Burada nikah fiyatları ne kadar acaba? Benim en yakın arkadaşım evlenecek de o yüzden soruyorum. Kardeşim, size uğraştırma. Selamları, sonra dans. Müzik orada girecek. Hı, tamam, yaparız, evet. Dansımızı, siz şöyle bir durun. Tamam. Bir bakın bakalım nasıl geldiğimizde dansımız nasıl duracak bizim. Tamam. Kıraç. Evet. Evet aşkım. Geldik, şimdi dans edelim. Nasıl gözüküyor? Çok güzel, bravo. Süper, süper. Bence de. Evet. Gerçekten şimdi en yakın arkadaşım var kardeşim, hadi hadi. Hadi hadi. Gel babaya gidelim. Gel babaya gidelim. Gel tatlım. Gel. Aferin sana. Ha? Sen de kimsin? Ne işin var burada? Bakın gerçekten bunu yapmayı hiç istemezdim. Demircan Beyciğim, biz salonu çok beğendik. 1 Ağustos bizim için tamamdır. Güzel. O zaman kaporayı verirseniz 1 Ağustos sizin. Yarın ben hemen hallederim. O zaman ne diyelim? Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Yenge Hanım, hayırlı olsun. Sağ olun. O zaman son karar... Bir saniye lütfen. Hey! Gel abi, hey! Kim var lan? Koş gülüm, koş. Kıraç Bey! Beysel, buraya gelme! Bas Emre, bas. Lan Beysel, İsmet! Neredesiniz lan? Neredesiniz lan 2 saatten beri? Adamlar köpekleri kaçırıyor, siz burada oynayanlanıyorsunuz. He! Gidin diğer köpekler arabalara bakın. Çabuk! Çabuk! Çok teşekkürler hepinize. Bu arada dediğim gibi, konuştuğumuz gibi sözleşmeyi hazırlayacağım. Herkese tek tek atacağım. Teşekkürler. Arkadaşlar, çok güzel bir okumaydı. Emeğinize sağlık. Hocam, o bahsetmiş olduğunuz filmi mutlaka izleyeceğim. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize. Bay bay. Bir sorun olursa beni arayabilirsiniz. Tabii ki Dicle Hanım, merak etmeyin. Görüşmek üzere. Ben Feride Hanım'ın yerine birisini bakayım Sinan. Dur bakalım ya, daha sete var. Ne diyorsun Sinan? Nasıl buldun Ömer'i okumada? Evet, sağ ol Barış. Rica ederim. Aslında ben Dicle'ye de söyledim. Ömer'i ben oynamak isterim. Ha. Evet, Dicle'yle konuştuk biz. Ama Barış, senden Ömer olmaz. Olmaz mı? Yani olmaz abi. Şimdi Ömer yakışıklılığıyla ön planda bir karakter değil ki. Ya tamam, karizmatik falan ama yani... Böyle senin gibi jön jön biri oynarsa eğer gerçekçi olmaz. Ya bir kere ben inanmam. Seyirci nasıl inansın? Evet. Jön jön de siz Necat'la görüşmüyor muydunuz? Necat jön jön değil mi mesela? Necat'la benim aramda ne fark var? Bir söyler misin bana? Barış. Ben genç kızların sevgilisi bir arzu nesnesi aramıyorum. Ben oyuncu arıyorum. Beysel, ne yapıyorsun?
Yani... Biliyorum hayatım, biliyorum. Ceyda Hanım, gördüğünüz gibi. Aynı cins, aynı yaş, aynı tüy, aynı renk, aynı havlama. Hakikaten aynı. Gülgen bile anlamayacak. Aferin. Gel. Ben bu aferini almak için hayatımı veririm, canımı veririm Ceyda Hanım. Kolumu bile keserim ya. Kurban olurum. Tuğrul, bana bak. Gürgen'in yanında da böyle tuhaf tuhaf lafları, tuhaf tuhaf hareketler yapma, tamam mı? Yürü. Derhal. Hala haber bekliyorum. Ama pek de ümidim kalmıyor. Bu gidişle yani... Bir dakika, bir dakika. Ben sana haber vereceğim. Bir dakika arayacağım. Tabii birlikte çalışmaya başlayınca daha iyi anlayacaksın. Benim oyuncularımın mutluluğu benim mutluluğumdur. Sen bu kadar üzgünken ben hayatıma devam edemezdim Gürgen'cim. Bir dakika ama ya. Bu Pepe mi ya? Pepe? Yok ya, bu... Bu Pepe değil ya. Ne oluyor? Biz onları sokakta bulduk ya. Evet, karakolda anlatırsın. Ya hayvanları seviyoruz biz.